Birbirini bağlayıcıdır zaten. Yani satın almada yine kontrol bizde. E, mutfaklardan talepler geliyor. Ve kesinlikle satın almada bizim her zaman için öncülüğümüz kaliteli üründür. Hiç şaşmayız bundan. En iyisi, en kalitelisi. Bu özellikle çünkü evet. anaokul ve ilkokul da oldukça önemli. Hepsinde. Biz yani anaokul ya da üniversite öğrencisi olarak ayrım yapamayız. Evet. Yani 3 yaşındaki çocuk için de geçerlidir. 20 yaşındaki genç için de geçerlidir. Şimdi ben böyle şey sorular soruyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi tanıtım atla ilişkiler ofislerinde görev aldığım için hı hı. E, oraya gelen velilerimizin hassasiyetlerini biliyorum. E, Birçok velinin önüne e, bana hak vereceksiniz veya bilginiz dahilindedir. Çünkü fazla mesai yapmışızdır bu konuda e, Tuncel Bey ile. Önüne menü koyduğumu hatırlarım. Yani hı. benim çocuğum ...yakın doğuya gidecek acaba aç kalır mı... Ne yiyecek, ne içecek... ...aman işte gidip de 20-30 kilo verip de gelmesin bir senede... ...ne kaygılar vardı... ...ve önüne meni koyduğumu hatırlıyorum... ...yani tek tek işte sabah kahvaltısında şunları veriyoruz... ...öğle yemeğinde şunları veriyoruz... ...akşam yemeğinde şunlar var... ...şu kadar oluşum var... Canını çekerse işte Güneydoğu mutfağını da bulur... ...işte Gerkdeniz'de var... ...ev yemekleri çıkıyor... ...bunları çok detaylı sorduklarını... ...şimdi hatırlıyorum... Ama şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi velilerimize velilerimizde esasında şimdi özellikle ilkokul, ilkokul ve kolejdeki öğrencilerimize bu birkaç defa yaşadık bu problemi. Bir iki defa telefon geldi işte yemeği yemedi çocuğumuz beğenmedi. E, çocuklarda bir de şeydir yani ailenin de birazcık üzerine düşme şeyi olur çocuklarının ve fast food alışkanlığı. Ve biz her zaman şey diyorum ben yani 3-4 defa şey yaptık bunu. yaşadık böyle bir olayı. Veliler aradığı zaman ne zaman isterseniz buyurun misafirimiz olun. istediğiniz gün. Oturup bir normal sırada duralım yemek alıp yiyelim. Bakalım eğer o yemek lezzetli mi değil mi ya da niçin çocuk yemiyor ya da niye eve aç gittiğini size iddia eder gibi bir şey olur, oluyor. Ve bu şey yaptık bunu veliler geldi. Teşekkür edip gittiler. Ne kadar güzel. Yani, yani büyük bu. evde o şekilde yemek yapamayacaklarını söylediler bize. Bu Bunlar bizim için gerçekten e, mutluluk vericiler. E, mütevazı olmayla verilmez. Ama ustaları biliyorum. E, mütevazıyız dedim ama işte ustalarımız gerçekten yani Çünkü ekibimiz iyi esasında. Hatta yani. sayılır yurt dışında e, referans almış, referans gösterilen bir ekip Tabii e, ki. mutfakımızda yer alıyor. Ee, yurtlar birazcık daha derinlikli bilgi verelim isterseniz, dilerseniz. Çünkü e, Türkiye'deki e, ona yakın kayıt e, tanıtım ofisimizde koordinasyon halinde çalışıyorsunuz. Ve son birkaç yıldır da e, internet üzerinden de kayıt yapma işleminiz var. Sadece yeni gelen öğrencilerimize değil, e, bir de mevcut öğrencimizde ara sınıflarda bulunan öğrencilerimizin de yurt kayıtları söz konusudur. E, nasıl bir yöntem izliyorlar, hangi süreçten geçiyorlar e, kayıt aşamasında? Evet, e, yurt kayıtlarımız e, temel olarak iki şekilde yapılıyor. Birincisi e, yurt dışında olan temsilciliklerimizde yurt kaydı yapılabiliyor. E, online kayıt sistemine bağlı olduğu için e, bütün e, yurtlarımız e, internet ortamında görülebiliyor. Boş odalar, hangi yurtta boş oda var. Dolayısıyla burada... Öğrenci istediği odaya ve temsilciliğe giden öğrenci istediği odaya kayıt yapabiliyor. Orada kendilerine e, yurt sevk pusulası veriliyor. O yurt sevk pusulası ile yurda geldiği zaman yurtta kabulleri yapılıyor. E, i̇kinci şekil olarak da mesela bazı e, velilerimiz veya öğrencilerimiz e, çocuklarının kalacağı yeri görmek isterler. İşte onlar da geliyor mesela yurtlarımızı geziyorlar. Hangi yurdu tercih ediyorlarsa bu defa gelip e, bizim yurt kayıt büromuz mevcut. Hakeme binasında orada e, kayıtlarını yapabiliyorlar. E, bu kayıtlardan bahsederken bir de şeyden bahsetmek istiyorum ben. E, bizim her yılın e, Nisan ve Mayıs aylarında eski öğrencilerimize yönelik ee, yurt rezervasyonları, rezervasyon kayıtları yapılıyor. Bu şey e, öğrencimize istediği yurtta kalma şansını verebiliyor. İstediği arkadaşıyla kalma şansı veriyor. Dolayısıyla e, yurdu düşünen eski öğrencilerimize benim önerim mutlaka rezervasyon e, işlemlerini e, yapmaları. Yani gitmeden yani bir, önce bir, bir sonraki yıl eğitim yılı yine yurtta kalmayı düşünüyorsa, gitmeden bu rezervasyon kayıtlarını yapmalı. Ee, aynı odada anlaştığı kişiyle e, kalması öğrenci için çok, tabii çok daha iyi oluyor.